Trump ne dedi? Trump dedi ki, efendim o şey için yargıçların yargıçlar kararı için. için efendim. E, biz dedi ne dedi? Bir e, müspetle mi dedi? Yargıç müspetle mi dedi? E, böyle bize bir laf etti biliyorsun. Filan dedi. Bu laflar bizde asla olmaz, olmamalı zaten. Yani bu tip şeyler Trump bir şey daha söyleyeceğim. Hayır, Trump abi, öyle dedi ama sonuçta. Yargıcın dediği oldu. Dediği oldu ben de onu diyorum zaten. Tabii şimdi bizde de, de yargıcın dediği olacak. Diyelim Anayasa Mahkemesi'nde biz ateş püskürdük. Kimin dediği oldu? De onun dediği oldu, bitti. Doğru. Biz kızacağız ama onun dediği oldu. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Hep süreli bunlar. 12 var, 9 var, 8 var, 7 var. Efendim şeyle alakalı olarak bu ne diyeceğim onu, e, her alakalı olarak şunları söyleyeyim şimdi bak. Mesela Hollanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya kuzey ülkelerinde. Mesela bakın ne var buradan? Parlamenter sistem değil mi onlar hocam? Yo ne fark edecek? Hayır, Hayır ne fark edecek? Hakim bakımından dünyanın o en gelişmiş ülkeleri dakika, parlamenter dakika, sistemle yönetiliyor. Bir dakika siz Anayasa <laughs> Mahkemesi oluşumunu, HSK'nın oluşumunu Allah aşkına başkanlık modeli gelmeden de eleştirmiyor muydunuz Ama işte bak ben başkanlıktan örnek veriyorum hani başkanlık dediğiniz için. Başkanlık dediğiniz ya için. Ya yargı zaman? başkanlıktan ne fark edecek onu anlamıyorum. Yargı her hocam, zaman yargıdır. Değişen bir şey yok ya. Hocam başkanlık sistemi siz daha iyi bilirsiniz. Allah ım. çok daha sert bir gerektirir. Siz kuvvetler ayrılığı gerektirirse. Kuvvetler birliği Tam Değil tersine. Tam de. Tam ayrı bir yargı gelmiş. bu haldeyken. bugünkü gelen. Kim şey, koruyacak insanların hatta özgürlüklerini? Sen bugün, Kim koruyacak bu ülkede. Emeceğim, sen bugünkü sistemi söylüyorsun. Bugün kuvvetler birliği var. Bu metinde kuvvet ayrılığı var. Bugün Bu net. evet tek adam rejimi var bugün. Onu Aynı hukuki zemini oturtmaya çalışıyorsunuz sayın kuzu. Sıkıntı burada. Yani şu anda mesela, evet tek adam, adam rejimi, alır, rejimi, rejimi var. Fiil olmaz inanacağız biliyor musunuz? Biz yani, Latin Amerika'yı değil biz Avrupa'yı örnek alalım. Orta Amerika'da yok değil. yok dedin ya başkanlık Bak, adam alalım? adam eşini birinci yardımcı yapıyor. Biz bunları mı örnek Peki, alacağız kendimize? Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim. Eşini yaptı. Söyleyin. Bugünkü modelden Hangi baz... adam eşini Hayır yaptım. bir dakika bir dakika. Aliyev He. Eşini da, birinci da, yardımcı atadı. Da, yani Ali Evyut dışına gittiğinde vekalet edecek. Başkanı ne olacak? Karambola getirmeyelim bak. Koyduk. Sistemden vazgeçtik. Binali Yıldırım geldi. Evet. Eşini yarın getirdi. başka baş yardımcısı yaptı. Ne engel var? Söyleyeyim ne engel ne olduğunu? Engel Cumhurbaşkanı onaylamayabilir. Allah Allah. Evet. Anayasa Allah Allah. ne diyor Cumhurbaşkanı onaylar. Allah Allah. Allah Allah Muhammed Resulullah. E. E, anayasa yani, anayasa öyle diyor. Eğer, Cumhurbaşkanı kendi getirdi yaptı yardımcısıyla. Bir dakika. İşte bu pakete göre yapacak. Bırakın bu. Mevcut sistem. Ama yanıltmayın halkı lütfen müsaade edin. Mevcut Öyle sistemde yani evet başbakan... Yani inanıyor değil mi bu dediklerine? Ay bir dakika Akrabasını hocam edin. edin. Baldızını Mevcut Çocuk sistemde başbakan karısını bakan getirdim. yapabilir. Bunlar Allah aşkına yap. Bunlar Ama Cumhurbaşkanı onayına tabi. Efendim şimdi açıp anayasayı okutmayın şimdi, bana. Diyelim onayladı. Mi? Diyelim onayladı. Diyelim, onayladı Cumhurbaşkanı. Ne? Parlamentonun güven oyu söz konusu var. Hayır yardımcı yap. Yani aynı şey mi lütfen? E, e tabi ne zannediyorsun? Parlamento geçmez mi zannediyorsunuz? Ya bir dakika geçmese bile en azından <laughs> en azından parlamentoda <laughs> 20 milletvekili millet de en soru verir var. gelir Bak. parlamentoda hesap bunu Yapan, verir. bunu yapan adamı bu millet tefe koyar. tefe yok öyle bir şey. Kim onu getirip evet. yapamaz. Ben inanırsa çok son bir şey söyleyeyim mi Sayın Kuzu, Sayın Hakan. Bu paketi ben siyasette çünkü FETÖ temizliği yapılmadı. Siyasette yapılmadı. <laughs> yapılmadı. Den. Hep garibanlar Karanlar, ben içeride. Dedik, yapılmadı. <laughs> Siyaset kurumunun içinde Beştepe Külliyesi'nde eğer hala FETÖ'cüler varsa bu paketi onlar hazırlamış olabilir. Bırak şimdi böyle şeyler. Ama devleti çökertiyorsunuz. Ama yaptığı şeyler. Ya ben hocam işin okuyorum size. Ben olan bir insanın bu işi hazırını paket için olan bir adamım. Siz Yap bu, bu paketi siz hazırlamadınız. Ne siz uygun hazırlardınız. Allah Allah ya demin ben kitap, diyorum ki o ideal olabilir. Amerika'yı anlattım ben orada. Amerika buraya mı getireceğiz Nasıl Demokratik bir başkanlık ya, sistemini Allah, Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Kendi kafanı Nereden nereye geçti düşün. TETO orada bilmem ne varmış. Ya bu artık parayana bir devleti ya. tek başına şekillendirme yetkisi var. Yasama organı nerede burada? Yüzlerle bir alamam diye korkuyorsunuz. Ya hiç alakası bile yok. Ama alakası, alakası yok, alakası yok, alakası yok, yok. olur mu? Neden korkalım? Memleket meselesi bu, <laughs> parti meselesi değil. Ya işte biz siz parti diye bakıyorsunuz. Değil bu AKP, CHP, MHP meselesi Bak biz değil. öyle bakmasak. Partiler üstü bir konu bu. Demokrasi konusu ne biliyor bu. Kuvvetler ayrılığını yok tamam. ediyorsunuz. Şimdi biz öyle bakmasak deriz ki kardeşim Allah bereket versin. 15 yıldır baştayız, e, reis olduğu müddetçe bir 10 sene Allah'ın izniyle daha varız. Allah bereket versin, yeter deriz. Yani netice olarak niye böyle konuyu getirip de... Demokrasilerde e reis diye bir kavram olmaz. Neyse sayın biz onu deriz. Bakın demokraside reis sen, diye bir ben şey ben, yok. Biz deriz kardeşim. Yoktur. Biz deriz. Demokraside reis diye bir şey yoktur. Yani siz şef Ama diyordunuz siz... İsmet Paşa? Ama siz hiyat et, şef itaat diyordunuz. et, tek adam olsun, reis olsun. Niye şef diyordunuz? Ya, öyle mi? Niye Hak şef ve... diyordunuz İsmet Paşa şef? Şeflik kimden kalma? Ya tek adam dönemi bir zorunluluktu. Monarşiden cumhuriyete geçilmiş bir devrim yapılmış. Bir zorunluluktu. Ya. Siz oraya mı dönmek istiyorsunuz?